Güntay Şimşek tarafından hazırlanan Türkiye'nin en uzun soluklu havacılık ve turizm programı Airport'a hoş geldiniz. Senegal'in başkenti Dakar, Türk müteahhitleriyle yeni havalimanına kavuştu. 575 milyon euroluk yatırımla inşa edilen havalimanı nasıl rekor sürede tamamlanabildi? Airport havalimanını yerinde inceledi. Airport'un uçuş rotası, orta çağa kadar uzanan tarihi zenginliği, Arnavut kaldırımlı yolları, buz gibi havası, kırmızı çatıları ve kuleleriyle Estonya'nın şirin başkenti Tallinn. Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir. En büyük kargo uçağını filosuna kattı. İstanbul Yeni Havalimanı'nda bagaj sistemi hazır. Akıllı valizlere yasak geliyor. İşte Türkiye ve dünya havacılığında öne çıkan gelişmeler. Airport başlıyor. Müteahhitlik sektörünün 1972'den 2017 Eylül sonuna kadar 118 ülkede üstlendiği 9100 projenin toplam bedeli 350 milyar dolara ulaştı. Bu başarıda hiç kuşkusuz en büyük paylardan birini de son yıllardaki havalimanı yatırımları oluşturuyor. Türk yatırımcısının yurt dışındaki en son hizmete giren havalimanı projesi, Senegal'in başkenti Dakar'daki uluslararası havalimanı oldu. Blaise Diagne Havalimanı inşaatı Suudi Arabistanlı firma tarafından çeşitli sebeplerden dolayı 8 yılda bitirilemeyince, Limak Summa şirketlerinin işbirliğiyle 8 ay gibi rekor sürede tamamlanarak faaliyete başladı. ...575 milyon euroluk yatırımla inşa edilen havalimanı ilk etapta 3 milyon yolcu kapasiteli olacak. 2023 yılında 5 milyon, 2035 yılında ise 10 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyor. Limak ve Summa, Batı Afrika'nın geçiş noktasında yer alan havalimanını 25 yıl boyunca Senegal'in Meydan İşletmesi Kurumu'yla eşit hisselerle kurdukları LAS isimli şirket çatısı altında ortak işletecek. Afrika'da 54 ülke var, çok büyük bir kıta ama bunların içinde ilk 10'a girecek ülkelerden biridir Senegal. Bunu kesinlikle bu şekilde herkesin bilmesinde fayda var. Çok önemli bir ülke. Dolayısıyla burada yapılacak her türlü yatırımın çok ciddi bir şekilde geri dönüşü olacaktır diye düşünüyorum. Türk firmalarına çok sıcak bakıyorlar, çok büyük güven duyuyorlar. Dolayısıyla projelere devam edeceğiz. Havalimanının açılışı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Afrika'nın çeşitli ülkelerinden gelen devlet başkanı, bakan, siyasetçi ve iş dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Şehir merkezine 40 kilometre mesafede yer alan havalimanının inşasında 500'ü Türk olmak üzere 1500 kişi çalıştı. 2004 yılında yıllık 4 milyar dolar ciro yaparken yurt dışına götürdüğümüz işçi sayısı 40 bin civarında. 2014 yılında 30 milyar dolara çıktığımız halde gene o civarda kalmışız. Tabii halbuki ne oluyor? 7 katta artmışken onun da o oranda artması lazım. Çünkü biz kendi işçimizle çalışmayı tercih ediyoruz. Birbirimizin lisanından anlıyoruz, randımanlıdır. Gittiğimiz ülkelerin işçileri ya zenginlik dolayısıyla tembeldir ya da eğitimsizlik dolayı tembel olabiliyorlar ve de yeteri kadar randıman alamıyoruz. İki Türk şirketi tarafından yapımı tamamlanarak işletilmeye başlanan Dakar'ın yeni uluslararası havalimanı bir gecede 60 kilometre öteye taşınarak yer değiştirdi. Leopold Sedar Senghor Havalimanı trafiğe kapatılıp Blaise Diagne Havalimanı hizmete sokuldu. Dakar'da ülkenin kurucu liderinin adını taşıyan eski meydanın yerini alan yeni havalimanı ise Fransız parlamentosuna seçilmiş ilk siyah Afrikalı olan ve Dakar valiliği de yapılmış olan Blaise Diagne'nin adını taşıyor. Yeni havalimanı toplam 45 milyon metrekarelik bir yüz ölçüme sahip.
İki kattan oluşan terminal binasının yüz ölçümü 42 bin metrekare. Modern X-ray cihazlarıyla hizmet veren terminalde 44 check-in kontuarı, 20 pasaport kontrol kabini, 4 bagaj bandı ve 6 körük yer alıyor. Terminalde 2500 metrekarelik ticari alan ve 3 adet CIP salon bulunuyor. 260 bin metrekarelik aprona sahip olan havalimanında ilk etapta tek pist bulunacak ve yılda 80 bin uçak iniş kalkış yapabilecek. Orta Çağ'a kadar uzanan tarihsel zenginliği, Arnavut kaldırımlı yolları, buz gibi havası, kırmızı çatıları ve kuleleri. Airport bu hafta sizleri Baltık ülkelerinin en küçüğü Estonya'nın şirin başkenti Tallinn'e götürüyor. Şehrin en yüksek noktası Toompea Meydanı'ndan Belediye Meydanı'na yürürken adeta zamanda yolculuğa çıkacak, eksi 25 derecede saunadan çıkıp buz tutmuş nehre atlayan insanları görünce şaşıracaksınız. Avrupa'nın kuzeyinde bembeyaz bir yolculuğa hazır mısınız? Tallinn yolculuğumuz Türk Hava Yolları ile İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan başlıyor. Yaklaşık 3,5 saat sonra yerel saatte 14'te Lennart Meri Havalimanı'na teker koyuyoruz. Tallinn'de bizi buz gibi bir hava karşılıyor. Biz de buz gibi havanın bizi etki altına almasına izin vermeden 15 dakikalık bir yolculukla şehir merkezine gidip şehri keşfetmeye başlıyoruz. Tallinn şehir merkezi, Toompea Tepesi ve şehir meydanı olarak ikiye ayrılıyor. Toompea Tepesi, eski şehir merkezinin biraz üzerine kurulmuş bir bölge. Eskiden şehrin ileri gelenleri, soylular ve yöneticiler kale duvarları ile korunan bu bölgede, halk ve tüccarlarsa aşağıda kalan eski şehir meydanında yaşarmış. Tallinn, yani sözcük anlamı Danimarka kasabası olan Tallinn, tarih boyunca defalarca el değiştirmiş. 1219'da Danimarkalılar tarafından kurulan şehir, 1920'de Rusların egemenliğine girmiş. Bunun için de şehrin her köşesinde tarihten farklı izlere rastlıyoruz. Kentin tarihi merkezi, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Şehri keşfetmeye Özgürlük Meydanı'ndan başlıyoruz. Eski kuru ot pazarının kurulduğu meydana 1910 yılında Deli Petro'nun 3 metrelik heykeli dikilmiş. 1918'de Cumhuriyet kurulduktan sonra kaldırılan heykelin yapıldığı metal eritilerek para basılmış. Meydanda şu an Özgürlük Savaşı'nın zaferine adanmış olan camdan haçlı bir kolon yer alıyor. Özgürlüğün cam gibi kolay kırılabilir olduğunu sürekli hatırlatmak için bu kolon camdan yapılmış. Özgürlük Meydanı'ndan eski şehre doğru yürürken, Tallinn surlarının heyecan verici bir parçasını da içeren Kikin de Kök Müzesi'ne uğruyoruz. Tallinn savunmasının toplarla yapıldığı 1475 yılında inşa edilen Orta Çağ Kulesi'nin içinde şehrin tarih boyunca geçirdiği evrimi anlatan görsel ve işitsel detaylarla süslenmiş tabyalar ve yeraltı tünelleri bulunuyor. Sığınak olarak da kullanılan Kikin de Kök'te savaşın korkunç yüzünü ve insana etkisini gözlemliyoruz. Yer altındaki zaman makinesine girerek Tallinn şehrinin zamanda yolculuğuna şahit oluyoruz. Daha sonra ise kulenin en üst katına çıkarak tarihini öğrendiğimiz Tallinn'i çıplak gözle seyrediyoruz. Şimdiki durağımız 13. yüzyılda inşa edilen Aziz Nikolas Kilisesi.
1944 yılındaki bombalamanın ardından artık kilise olarak kullanılmayan ve 1984'te resmi olarak müze haline gelen yapı, Orta Çağ'dan kalan dünyanın tek resmine de ev sahipliği yapıyor. Ölüm Dansı isimli bu resim 15. yüzyıl sonuna ait ve ressamı Lübeckli Bernd Notke. Pompeya Tepesi'ne doğru Kısa Bacak adı verilen yoldan ilerlerken şehrin 15. yüzyıla ait sınır kapısına geliyoruz. Bu tarihi kapı zamanında şövalyeler ve tüccarlar arasında ikiye bölünmüş olan şehirde geçişlerin engellenmesi amacıyla şövalyeler tarafından yaptırılmış. Kapının üzerinde bulunan Meryem Ana ile İsa ikonu dünyada açık havada kalan tek kutsal resim özelliğine sahip olmasıyla ünlü. Sınır kapısının hemen yanında ise Danimarka Kralı Bahçesi'ni görüyoruz. 1219 yılında Danimarkalı Haçlılarla putperest Estonlar arasındaki savaşta Haçlılar savaşı kaybetmek üzereyken gökyüzünde kırmızı fonda beyaz bir haç görüldüğüne inanılıyor. Oluşan bu görüntü sonrası savaşı Danimarkalılar kazanıyor ve beyaz haçlı bayrak Danimarkalıların bayrağı oluyor. Dünyanın en eski milli bayrağının hikayesini ev sahipliği yapmak da Tallinn'e kısmet oluyor. Müzik 1894'te Çar Alexander'ın yaptırdığı ve hala Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olan Alexander Nevski Rus Ortodoks Kilisesi şehrin en özel yapılarından biri. Soğan halkalı klasik Rus mimarisi bina, Kızıl Meydan'daki Aziz Vasil Katedrali'ni andırıyor. Kubbedeki haçların altında görülen hilaller, Osmanlı'ya karşı kazanılan zaferleri simgeliyor. Alexander Nevski Katedrali'nin hemen karşısında bulunan Tompey Şatosu'na devam ediyoruz. 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar çeşitli devletlerin yönetim merkezi olan ve şu anda Estonların parlamento binası olarak kullanılan pembe bina, hiçbir güvenlik önlemi olmaması ile bizi oldukça şaşırtıyor. Parlamento binasının yaslanmış olduğu uzun Herman Kulesi dikkatimizi çekiyor. 45.6 metre yüksekliğindeki kulede dev bir Estonya bayrağı devletin gücünün timsali olarak dalgalanıyor. İlk inşası 1360 yılına dayanan kule 16. yüzyılda yenilenmiş. Deli Petro'nun Tallinn'e geldiği zamanlarda kaldığı ev olan eski postane binası ve Meryem Ana Kilisesi'nin önünden geçerek şehir teraslarının olduğu bölgeye devam ediyoruz. Bütün şehri yukarıdan görüp çok hoş anı fotoğrafları çektirebileceğiniz 3 ayrı terastan beyaz makyaja bürünmüş şehir gerçekten muhteşem görünüyor. Biz de şehri bu açılardan keşfedip bol bol fotoğraf çekiyoruz. Şehri tepeden gözlemlerken bembeyaz bir örtüye bürünen Tallinn'in neden kuleler ve kırmızı çatılar şehri olarak anıldığına şahit oluyoruz adeta. Yaşlı Thomas Kulesi ve Aziz Olaf Kilisesi'ni seyrediyoruz bir süre. Yaşlı Thomas üzerindeki rüzgar gülü ve elindeki yay ile şehrin en önemli sembollerinden. 1530 yılından bu yana olduğu yerde dönerek kenti gözetleyen ve şehrin savunucusu olduğuna inanılan yaşlı Thomas'a ait çok sayıda efsane olduğunu söyleyelim. Zamanında sokaktan geçebilmek için çok kavgaların çıktığı Tallinn'in en dar sokağı olan Kanlı Sokak'tan ilerleyerek aşağı şehre doğru yolumuza devam ediyoruz. Yukarı şehir Tompia'ya Kısa Bacak ismi verilen yoldan çıkmıştık. Dönüşü ise Uzun Bacak'tan yapıyoruz. Dar ve Arnavut kaldırımlı sokaklarda yürümek oldukça keyifli. Sokaklardaki tüm mekanlar şehrin tarihi dokusunu bozmadan varlığını sürdürüyor. Tallinn tarihinin en ilginç hikayelerinden birinin daha gerçekleştiği önemli bir noktadayız şimdi. Karaca'nın düştüğü yer. Estonya'nın eski adı Almanca Karaca düştü anlamına gelen Reval'miş. Tallinn şehrinin kurucusu Danimarka kralı avda vurduğu Karaca'yı çok beğenmiş ve canlısını istemiş.
Kralın adamları bir karacanın peşinden koşarken karaca bu tepeden aşağı düşmüş ve boynunu kırıp ölmüş. Kralın adamları heyecanla "Refal, Refal!" diye bağırmaya başlamış. Şehrin adı 1925 yılında Tallinn olarak değişene kadar Refal olarak söylenmiş. Şu anda tarih müzesi olan binanın tam karşısından gelen şeker kokusuna kendimizi kaptırıyoruz ve burada biraz soluklanıyoruz. Burası marzipan, yani badem ezmesi kafesi. Tallinn'in en eski kafelerinden biri olan bu sıcak mekanda marzipanın tarihte ilk olarak Tallinn'de yapılmış olduğunu öğreniyoruz. Estonya'ya hoş geldiniz. Marzipanlı şekerlemelerin hemen hemen her türlüsünden tadarak enerji depoluyor ve yolumuza devam ediyoruz. Şehrin kalbi ve ana meydanı Rajkoja Plac, yani belediye meydanına ulaşıyoruz. Meydana açılan binalar 11. ve 15. yüzyıllar arasında tarihleniyor. Eski zamanın pazar yeri olan meydan, şimdinin aktivasyon, buluşma ve etkinlik alanı. Hediyelik eşya ve giyecek standlarıyla donatılan meydana adını veren Avrupa'nın en eski belediye binası, elindeki yayla şehrin sembollerinden olan yaşlı Thomas'ın bulunduğu bina aynı zamanda. Merkezden yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki Kadriork Parkı'na geçiyoruz. Katerina Vadisi olarak da adlandırılan bu park zengin bir floraya sahip. 800 hektarlık bu parkın içinde Deli Petro'nun Çariçe Katerina için yaptırdığı sarayda bulunan Güzel Sanatlar Müzesi ile birlikte toplam 8 adet müze bulunuyor. Biz bu müzeler arasından Petro'nun evini ziyaret ediyoruz. Dışarıdan oldukça masalsı bir görünüme sahip olan Petro'nun evi, içeri girince de bizi şaşırtıyor. Petro'nun mobilyaları ve eşyalarıyla süslenmiş sıcak ortam, dışarıdaki -20 dereceyi bulan soğuk havadan sonra içimizi ısıtıyor. Parkın içinde bulunan bir diğer önemli bina ise Estonya Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Sarayın kapısının önündeki iki nöbetçi asker haricinde hiçbir ekstra güvenlik olmamasına şaşırarak yolumuza devam ediyoruz. Denizcilik kültürü bir hayli zengin olan Tallinn'deki Lennusadam Müzesi bir diğer durağımız oluyor. Yelkenler, gemiler, denizaltılar ve deniz uçaklarının tarihin her dönemine ait örnekleri bu müzede sergileniyor. Hem sivil hem de askeri denizcilik ve havacılığın gelişimine dair canlı örneklere dokunabildiğiniz yapı, ülkenin en büyük müzesi ve sergi alanı. Simülatör, kağıt uçak alanı, uçak savar denemeleri gibi hem çocuklara hem de büyüklere yönelik öğretici ve eğlendirici pek çok havacılık faaliyetinin de düşünüldüğü müze oldukça ilgimizi çekiyor. Yalnız dikkat edin, bu müzeye girdiğinizde saatin nasıl geçtiğinin farkına varamayabilirsiniz. Müzeden çıkıyor ve bizi Tallinn'de en fazla şaşırtan anları yaşayacağımız Pirita'ya geliyoruz. Sauna kültürüyle özdeşleşen bir şehir Tallinn. Hemen hemen her evde sauna bulunuyor. 1980 yılında düzenlenen Moskova Olimpiyatları'nın deniz sporları yarışmaları için kurulan Pirita bölgesinde gördüğümüz tabloysa içimizi titretiyor adeta. Buradaki yüzme kulübüne üye olan Tallinliler haftanın belirli günleri burada toplanarak saunadan çıkıp buz tutmuş olan nehre giriyor. Böylece hem vücutlarını zinde tutuyor hem de stres atıyorlar. Estonyalı şair Gustav Switz'in "Estonyalı olun ama Avrupalı kalın" sözünü hatırlayarak Tallinn'deki turumuzu bitiriyoruz. Güneş yavaş yavaş bulutların arasında kaybolurken Baltık Denizi üzerinde dev buharlar çıkarak donuyor. Sizi eski şehrin silüetinin çıkan buharın arasında kaybolduğu muhteşem bir manzara ile baş başa bırakıp biz yeni diyarları keşfe çıkıyoruz.
Merhaba sevgili izleyiciler. Şu an Senegal'de Dakar Uluslararası Havalimanı'ndayız. Uluslararası Havalimanı yeni açıldı ve burayı hayata geçiren de Dimak Holding ve ortağıyla birlikte bugün açılışı yapıldı. Yanımızda da Dimak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Bey var. Nihat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Gerçekten yani insan böyle yurt dışında kendisine ait, çünkü burada işletmesini de yapacaksınız 25 yıl boyunca ve başkaları daha önce girmiş yapamamış, %70'ini de terk etmiş. Siz gidiyorsunuz borcunu harcını temizleyip 8 ayda yani göğüs kabartacak bir iş ve başarı. Sizden devamını dinleyebilir miyiz? Nasıl karar verdiniz? Tabii biz Limak olarak, grup olarak havacılık sektöründe ve ilk tecrübemiz yap işlet devlet modelleriyle Sabiha Gökçen Havalimanı oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ortaklarımızla beraber zor bir projeydi ama hedeflediğimiz zamanda bitirerek ve bunu hemen trafiğe açma yönünden bayağı avantajlı olarak bu işe başladık. O zaman ilk devraldığımız zaman yolcu evet. sayısı 3 milyondu. 26 milyon, 27 milyon. Nereye geldi? Geçti. Ama o terminal olmasaydı bugün çok başka şeyler eğer yaşıyordum. Bu terminal olmasaydı bence İstanbul'un hava trafiği tıkanmış olurdu. Evet. Devlet onun için çok akıllı zamanında ihaleyi yaptı. Biz de iyi bir grupla hızlı bitirdik terminali ve bu şekilde İstanbul'daki yaşanacak olan bir hava trafiği sıkıntısını gidermiş olduk. Ve biz bu tecrübemizi havalimanı yapma hem de havalimanı işletme tecrübemizi yurt dışına ilk Kosova'da. Evet. İşletmeciliğiyle. Kosova'daki Pristina Havalimanı'nı o zaman ihalesini aldık. Onun tamamen terminalini yeniledik. Yeni bir terminal yaptık. Ve o terminali de 25 yıl çalıştıracağız. Ve bu şekilde bizim hem havalimanı yapımcılığı hem de havalimanı işletmeciliği tecrübemiz oldu. Hepimizin bildiği gibi tabii bu tecrübemizi Türk ortaklarımızla beraber işte Türkiye'nin medarı iftarı olan dünyanın 10 mega projesinden bir tanesi olan İstanbul'un 3. havalimanı 150 milyon yolcu kapasiteli olacak. O havalimanını da Türk ortaklarımızla beraber ihaleyi kazandık ve inşallah bir yıl sonra hizmeti açarak bu şekilde havacılık sektöründe de dünyanın en büyük havalimanını hem yapımcı olarak hem de işletmeci olarak rol alacağız bu havacılık sektöründe. Bu bizim için çok önemli. Tabii bu bize birçok kapıyı açtı. Sabiha Gökçen'le başlayan bu yola çıkma, Afrika'da tabii gittik, Mısır'da Kahire'nin iki nolu terminalini yaptık. İşte Rusya'da Rostov Havalimanı, o da bugün açıldı. Yani evet. Bugün 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü. İyi bir güne denk getirdik diyorsun. Seçtiler. Evet. Ruslar da bugünü seçtiler ve bugün Rostov'daki havalimanımız açıldı. Orada devam eden bir havalimanımız daha var. Kamuoyunun bildiği gibi Kuveyt Havalimanı ihalesini kazandı. Ki Türk müteahhitlerinin yurt dışında kazandıkları en büyük proje. Tek kalemde. Tek kalemde. 4,5 milyar dolarlık bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımız Mayıs ayında geldi, bunun temelini attı. Şimdi hızla çalışıyoruz. Bu havalimanı tecrübemizi yurt dışında bütün pazarlarda yer ararken Senegal'deki Dakar Havalimanı'nın yarım kaldığını, 8 yılda bunun tamamlanmadığını ve bu yılla ilgili biz bu projeyle ilgilenmeye başladık. Havacılık sektöründe de tecrübesi olan ve Senegal piyasasını çok iyi bilen Summa ile beraber buranın bir defa evvela tamamlanmasını için anlaşma yaptık. Çünkü bir ihale falan söz konusu değildi. Olmadı. Siz evet. Yarım kalan için tamamlanmasıydı. %30-35 civarında eksik kalan bir iş vardı. Ve hızla bütün arkadaşlarımız buraya kanalize oldular. Geriye kalan %30-32 civarındaki eksik olan havalimanını 8 ay gibi çok kısa bir zamanda tamamlayarak ve şu anda bugün, yani gene bugün Dünya Sivil Havacılık Günü, 7 Aralık günü de bunu bugün hizmete açtık. Biraz evvel ilk uçak yanaştı. Biraz sonra da o ilk uçak yolcularını alarak buradan havalanacak. Bugün akşam gelecek Türk Hava Yolları uçağı, o da buraya inecek. İlk iniş buraya. Ve buradan tekrar havalanacak. Onun için artık bu havalimanı çalışmaya başladı. Hayırlı olsun. Bu havalimanının bir özelliği de, bu havalimanını aldıktan sonra Senegal hükümet yetkilileriyle, havacılık sektörüyle, Ulaştırma Bakanlığı'na yaptığımız görüşmeler sonucunda biz buranın işletmesine de talip olduk. Çünkü ilk ihalede burayı yapamayanlar da sadece yapıp teslim etme vardı. İşletme yoktu. İşletme yoktu ama görüşmeler sırasında dedik ki ya bakın
bu havalimanını yapmak önemli ama özel sektör tarafından çalıştırılması daha önemli. Daha iyi para kazanabilirsiniz. Daha iyi servis yapabilirsiniz. Örneklerini götürdük, gezdirdik. İşte Kosova'ya götürdük. İstanbul Sabiha Gökçen'e götürdük. Diğer projelerimizi anlattık. Ve bunun üzerine onlarla bir masaya oturduk. Buranın devlet şirketi olan firmaya %34 hisse verdik. Geriye kalan 66 hisseyi bizle sunma paylaşarak bir şirket kurduk. Ve burayı 25 yıl süresince çalıştıracağız. İşleteceğiz. Ve tabii buranın diğer hizmetleri, diğer bütün akla gelen bu havalimanındaki hizmetleri bu şirket yapmış. Burada galiba çok ilginç bir tecrübeyi de elde ederek Türkiye'ye döneceğiz beraber. Çünkü burada zaten mevcut bir havalimanı vardı. O havalimanı kapandı. Burası sıfırdan bir havalimanı. Şimdi seyircilerimiz çok yoğunluk görüyor. Zannederler ki kaç yıldır çalışıyor. Halbuki bir gün önce bomboştu burası. Bir gün önce bomboştu. Evet. Öğlenden önce de bomboştu. Sayın Cumhurbaşkanı, Senegal Cumhurbaşkanı geldi, buraları gezdi. Denetledi hepsini. Ve bugün saat 2 itibariyle Eskişehir'in içinde kalan Dakar Havalimanı kapandı. Artık yeni uluslararası Dakar Havalimanı bugün saat 2'den beri hizmette girdi. Girdi artık. Eski havalimanı da tamamen kapandı. Bu da bir tecrübe. Ha, niçin? Üçüncü havalimanı için. Yani bir havalimanını yapmak kadar havalimanını eğer başka bir terminaldeyse buraya taşımanın ayrı bir iş olduğunu, ayrı bir prosedür olduğunu, yalnız sizle bunun ilgili değil bu. Dünya bütün ülkelerle ilgili. Çünkü bütün dünya ülkelerinin bu havalimanını bilmesi, tanıması, özelliklerini bilmesi gerekiyor. Bunlar hepsine baktılar, ettiler, ödediler. Bu bir çalışma. 4 ay civarında sürdü. Ki hızlı oldu bu. Evet. Ve bugün için hazır oldu. Ve bugün de işte Dünya Sivil Havacılık Günü'nde havacılık sektöründe bu artık bu terminal uluslararası hava terminali görevini yapmakta. Siz bu tecrübeyi şimdi Sabiha 3. Havalimanı için çok konuşuyoruz bugünlerde ama orası çok daha büyük. Hangi şeyle böyle parametrelerle taşıyacaksınız? Dintay Bey, tabii bu 3. Havalimanıyla buraların kıyaslanması ebat olarak, büyüklük olarak söz konusu değil ama yapılan işlemler, aşağı prosedürler, genelgeler, yönetmelikler küçük havalimanı neyse dünyanın en büyük havalimanı olacak olan 3. Havalimanı'nda da aynı prosedürler var. Eğer buradaki ekipler, Rostov'daki ekipler bu işi nasıl dizayn etmişlerse 3. Havalimanı'nda da bu taşınma işi ve havalimanının açılması işi de orada ekipler daha büyük, daha karmaşık, daha etkili, daha bilgili, daha tecrübeli insanlarla da oradaki havalimanını açacağız. Ama kolay bir iş olduğunu zannetmiyorum. Hepimiz işte 2018'in Ekim ayına odaklandık. Hazırlıklarımız ona göre yapılıyor. İnşallah İstanbul 3. Havalimanı'nda da 2018'in Ekim ayı itibariyle açmaya çalışacağız. Şimdi siz Sabiha Gökçen'de işletmeci idiniz. Sonra yurt dışı katıldı. Ama daha çok siz işin yapım tarafını seven bir yapınız var diye biliyorum. İşletmeci tarafı %50'ye geldi mi? Sizin gönlünüzde yeri nedir? Şimdi daha henüz %50'ye gelmedi. %20-25'ler civarında. İşte ama Dakar 3. Havalimanı devreye girerse tahmin ediyorum oradaki pay ve hissemizi yani görelim. İlgi oranınızı merak ediyorum. Valla çok ilgiliyim. İçinde... Yani Kosova'ya gidiyorum. Saatlerce yönetim kurulu toplantısı yapıyorum. Bütün bilgiler nelerdir? Nasıl yapmamız lazım? Bu havalimanını daha nasıl etkin hale getirmemiz lazım? Biliyorsunuz Balkanlar sıkışık bir bölge. Evet. Ve çok yakınımızda çeşitli meydanlar var, rekabet ettiğiniz meydanlar var. Makedonya'nın İskir. İlk açıldığımızdan beri bize müthiş derecede rekabet ediyorlar. Bir taraftan Tiran var Arnavutluk'ta. Evet. Sırbistan'ın Belgrad var. Bunlar hepsi aynı bölgenin, yani Balkanların iddialı havalanları. Zagreb'i bile bu mücadelenin, bu rekabet ortamının içine düşünebilirsiniz. Ama Allah'a çok şükür ki biz şeyi açtığımızdan beri Priştina Adem Yaşar'ı havalimanını açtığımız günden bugüne kadar hep büyüdük. Ve büyümeye devam ediyoruz. Ve bakıyorum büyüme oranları dünya havacılık sektörünün büyüme oranlarıyla hemen hemen aynı. Her yıl %8 ile 10 civarında büyüdük. Ama size şunu söyleyeyim Güntay Bey. Ben havacılık işletmesinde artık rakamlara elimden geldikçe bakmaya çalışıyorum. İlgili büyüyorum. Onun için havacılık sektörü bile yalnız bakmayalım. Dünyada geleceği olan bir sektör. Ve havacılık sektöründe daha yapılacak çok iş var. Düşünün ki Afrika'yı.
Bu havalimanı sahra altı olarak söylüyorum. Sahra altının en modern, en büyük havalimanı. Bunun gibi yapılacak belki 70'e yakın havalimanı. Ve bu size belki de önemli kapılar açacak. Bence büyüyen bir sektör. Bu sektörde yer almak, bu sektördeki projeleri takip etmek bence önemli bir şey. Biz Limak grubu olarak bugün dünyanın her yerine, Güney Amerika'daki havalimanlarla bile ilgiliyiz. İlgi duyuyoruz, inceliyoruz, ihalelere teklif vermeye çalışıyoruz. Ortaklıklar kuruyoruz ve havacılık sektöründe yerimizi korumaya çalışıyoruz, büyümeye çalışıyoruz. Biz size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Dakar Uluslararası Havalimanı'nda bizi ağırladınız. Tabii çok memnun oldum. İnşallah daha geldim. Sonra bir daha gelip burayı gezmek istiyoruz. Şimdi tabii bugün çok açılış töreni oldu. Evet. Birçok Afrika'nın önemli devlet adamları geldi. Cumhurbaşkanları geldi, başbakanları geldi. Birçok ülkenin bakanları geldi. Sağ olsun bizim de Ulaştırma Habercilik Bakanımız buraya geldiler. Ahmet Bey de buradaydı. Denizcilik Bakanımız buraya geldiler, burayı şereflendirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızı burada temsil ettiler. Uzun bir açılış seremonisi oldu. Onu yaptık, bitirdik. Terminalimiz şimdi çalışmaya başladı. Biz artık buraya Sayın Cumhurbaşkanımız, tabii biz bu işi almamızda bize en büyük destekçi odur. Evvela Senegal'de, Senegal devletine, sonra da Türkiye'nin iş adamlarının burada bulunması, bu işi bitirmesi ve burada Türk bayrağının dalgalanması da Türkiye'mize hayırlı ve uğurlu olsun. Artık Türk insanı, 80 milyonluk Türk insanları bilmeli ki bizim de artık Türkiye'nin de neredeyse sahibi olduğu bir uluslararası Dakar Havalimanı var. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. İnşallah iyi bir işletim modeli de biz ortaya koyarız. Buradan seyahat eden yolcuları mutlu ederiz. O da bizim için ana hedeftir. Tekrar tebrik ediyoruz. Evet. Hayırlı olsun. Yurt dışında yeni meydanlar açmak dileğiyle diyelim. Hep beraber inşallah gideriz, açarız onları. İnşallah. Türk Hava Yolları'nın hava kargo taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren alt markası Turkish Cargo, siparişini verdiği 2 adet fabrika çıkışlı Boeing 777 kargo uçağından ilkini filosuna kattı. 2017 yılı Ocak ayı itibariyle direkt kargo seferi düzenlediği nokta sayısını 55'ten 73'e çıkaran şirket, taşınan kargo miktarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %29 oranında artırarak yaklaşık 1 milyon tona yükseltti. Dünyanın en uzun menzilli çift motorlu kargo uçağı olan 777F, 102 ton tam yüklü haliyle 9070 kilometre menzile uçabiliyor. İnşaat çalışmaları tüm hızıyla devam eden İstanbul Yeni Havalimanı'nın 42 kilometre uzunluğundaki bagaj sisteminde son konveyörün montajı yapılarak açılışa hazır hale getirildi. Proje için özel üretilen ve 24 ayda tamamlanan tasarım, üretim, nakliye ve montajı yapılarak kullanıma hazır hale gelen bagaj sistemi, dünyada montajı bu hızda tamamlanan ilk örnek olma özelliğini taşıyor. Saatte 30 bin bagajı işleme kapasitesine sahip olan sistem, kullanılan teknolojiler sayesinde yolcuların bavul bekleme sürelerini azaltacak. Seyahat endüstrisinin en popüler ürünleri arasına giren akıllı bavullara hava yollarından yasak geldi. Mobil cihazları şarj edebilen ve kendi kendine hareket edebilen akıllı bavulların büyük kısmına ABD'li havayolu şirketleri tarafından yasak geliyor. Amerikan Hava Yolları, lityum çıkarılabilir bir pile sahip olmayan akıllı bavul ve valizlerin taşınması yasağının 15 Ocak tarihinde yürürlüğe gireceğini açıkladı. Delta ve Alaska Hava Yolları da benzer kararlar aldı. Çıkarılabilir bataryası olmayan akıllı valizler gelecekte yolculara eşlik edemeyebilir. Üretim programına 2013 yılında başlanan İsviçreli Pilatus şirketinin en yeni işjeti PC-24 ilk teslimatına bir adım daha yaklaştı. İşjeti, Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı EASA ve Amerikan Havacılık Otoritesi FAA sertifikalarını aldı. Prototipiyle ilk uçuşunu Mayıs 2015'te yapan jetin, sertifika programında kullanılan 3 prototipiyle bugüne kadar toplam 2205 saat uçuş yapıldı. 8.9 milyon dolar liste fiyatına sahip olan
10 yolcu kapasiteli iş jetinin 2018'de 23 müşterisine teslimatı yapılması planlanıyor.